Benim dediğim gibi gelirden evet, mi bahsediyorsun? Evet, ben hani apartel buluyorum. Ben paramı alıp cebime koyuyorum. He. Orada da fuhuş yapılıyor. Valla ne olduğunu bilmem arası. Nasıl oradan, ne olduğunu diyorum. Bilmiyorsun artık. Kaç yaşındayız? Birbirimizi ama kandıracak halimiz yok. Aparatif ev dediğin ne? Yavrum şimdi adam eşeğinden dostu örnek sevgilisinden geliyor. Onu yanlış anlamı açık konuşacak. Ne olduğu zaten belli. Heh. Sen de fuhuşa yer temin ediyorsun aslında. Bir aracılık ben yapıyorsun. Ben hani evi kiralıyorum. Tamam, ondan sonra senin eşin için de ama işte benzer şeyler söylüyorlar. İşte sen o işleri yaparsan yanında da yer dolaştırırsan Asiye'ye. Asiye için de ondan sonra bunu söylüyor adamlar. Öyle ama boş konuşuyor. Anladığım kadarıyla değil mi beyefendi? Vallahi ben haksız etken dayanıyorum. Kardeşim bir şey söyleyeyim size. Çankırı ufak bir yer. Güzel bir yer. Bunun söylediği tarzda burada bir şeyler falan yok. Öyle bunun yaptığı aparte, mufate bu konuyu başka tarafa götürüyor. Bir de bizim burada adımızı rekelemesin. Millet zannedecek. Çankırı'da aparte evlerde fuhuş öyle bir şey yok. Bunun öyle bir şey yaptığı yok. Emlakçıymış işte, aparatif ev kiralıyormuş. Yok kardeşim, yok ya, yok diyoruz, yok işte, yok. Aynada kendimizi tanıdığımız gibi biz bunu tanıyoruz, herkes tanıyor. Yani konuyu apart diyor, bilmem cart diyor, curt diyor. Çankırı'da kiralık ev yok ki apart olsun ya. Öğrenci kesimi, gariban kesimi. En uzak yerine 10 dakikada yürürsün. He? Yok. Hani 24 saat sen benden mi oturup kalkıyorsun yani? Kimisin, Allah belanı versin. Ya sen misin? Ya niye bela okuyorsunuz kardeşim? O da bildiğini anlatıyor. Allah. Senin kocanın içtiği tütünün markasına kadar biliyor da. Ya yani, izine kahvede izine. Bütün kahveye giderim ben. Herkes ya, herkesi tanır. Herkes herkesi bilir. Bunu gizleyecek. Sen mi istiyorsun? Neyi? Sigara mı istiyorsun insanlardan, sağlığa zararlı? Yani abiciğim biz burada da içen vardı. Ben bilmiyorum kimsenin sigara paçı. Nasıl bilirim biliyor musun? Sürekli benden otlanırsa ya da benden isterse bilirim. Ya sen gidersin, aa benim sigaramdan dersin, otlanırsa. Ya gidersin bana da bir paket alsana dersin. Bu arada sağlığa zararlı olduğunu altını çizeyim ama yani yapacak bir şey yok. Adam nereden bilecek? İçtiğim, dediğimi anlamıyorsun. Ben senin dediğine katılıyorum. Yani içtiğim sigarayı bilir. Ben yani devamlı gidip geldiğim yerlere oradan. E tamam. E tamam, adam diyor ki burada öyle apartifa, hangi neresi kiraladı da bu parasını kazanıyor bu kadar kumarda oynayacak, harcayacak kadar diyor. Valla Müge Hanım bilmiyorsun. Yani senin yok. Paranın kaynağı neresi yani? Paramın kaynağı orası işte Müge Hanım. Tamam, hangi evi temin ediyorsun? Ya nerede denk gelirsek, nerede denk gelirsek. Annenin evi falan da denk gelebilir miydi? Buyur. Annenin evine falan da yok, denk gelebilir yok, miydi? Yok Müge Hanım. Oranın bir alakası olmaz ki o evin. He? Orayla bir alakası olmaz. İşte ne bileyim yani, adam diyor ki burada apart daireler falan yok ki diyor böyle kiralanmış. Ya şimdi annemin babamın köy, evi köyde, biz Çankırı merkezdeyiz. İşte annenler hastaneye giderken, doktora giderken orayı boş bulup birilerini götürmüşsün de sonra gitmiş olabilirler mi onlar yok, oraya? Yok yani. Hayatım senin annenin başına, senin bu pis işlerinden dolayı birisi tebelleş olmuş annenle, bir karşı karşıya gelmiş. Onun şeyini arıyoruz. Ben de onun şeyini arıyorum Müge Hanım işte. Ben kahve yani kahvedir, apattır, onlarla benim ilgim yok şu an yani. Beni arasın, arkadaşım da arasın, çevremde hiç önemli değil benim. Ya arıyor işte adam, diyor ki yok diyor, öyle diyor. Ya olsa yoktur Müge Hanım, ne yapalım o zaman? Ya iyi de sen zaten bu apart evi kime kiralayacaksın? Oradaki kahvedekilere. E adam da işte kahveci zaten, onun niye haberi yok o zaman? Ya kahveciyse benden bir gelsin, gelmiş mi? Benden bir yere gitmiş mi madem kahveciyim diye? Hayır gitmişse değil de iyi de sen de reklamını nasıl yapacaksın? İşte etrafa söyleyeceksin yani, adamın haberi yok. O da onun da haberi olacak, o da birine söyleyecek. Müge Hanım beni tanıyan benden bir yere gelmez. Ha? Beni tanıyan benden bir yere gelmez. Neden? Benim istediğim parayı o adamlar veremez. Nasıl bir para istiyorsun mesela? Ya 3.000, 5.000, 10.000. Tamam, Çankırı'dan değil o zaman. Ankara'dan mı geliyorlar? Çünkü 06 plakalı bir araçtan bahsediyorlar o gün annenin öldüğü gün köye giren. Evet. Ankara'dan mı geliyorlar? Valla Müge Hanım, beni Ankara'dan da arkadaşlarım var ama yanlış anlamı tanıdık. Yani ben Ankara'dan arabanın geldiğini dahi de sizden duyuyorum şimdi. Benim hiç öyle bir Ankara'yla bir, öyle büyük bir borcum da yoktur, bağlantım da yoktur. Hep Çankırı'da. Öyle sen kim aradın? Nasıl bağlantın? Çankırı'da sana bir geceliğine 3.000 lira, 5.000 yani bu nasıl bir şehir? Yani beyefendi attı mı? Beyefendi lütfen sen de biraz devreye girer misin? Yani ben Çankırı'yı bilirim. Çankırı'nın da tabii ki varlıklısı vardır, varlıksızı vardır falan ama Çankırı öyle İstanbul gibi falan böyle bir metropol falan değil ki. Oradaki varlıklı insan da bellidir, o da bellidir, bunu da bellidir. O adam niye sana 5.000 lira versin? Adamın bağı vardır, bahçesi vardır, bağ evi vardır zaten öyle bir adamın. Kendi yapacağında kendi gider yapar. Niye seni aracı tuttu? Niye dillendirsin olayı?
Valla Müge Hanım, şimdi doğruyu konuşmaya 9 köyden mi kovuluyor? Ben diyorum ki bu. Daha bunun bir ötesi de yok. Ha, Çankırı'da adamlar var, geceliği 5000 liraya apart otel, apart diğer kiralıyorlar. Öyle mi? Valla yanlış anlama. Böyle deyince ters oluyor, söyle deyince ters oluyor. Hayır beş, sen de beş ama... Bin, beş, bin, beş bini bırak, ha. Bir gecede 20.000'i bine, veren de var. Beş bini ne? Bırak yani. O zaman sen sırf apart ev vermiyorsun. Apart evi içinde biriyle veriyorsun. Evet. Yani olay bu. Ha bir de demek ki bunda sayısı çok fazla ki çünkü siz okeyin 7 elini 5000 lirayla 10.000 lira arasında oynadığını söylüyorsun. Ya okey oynamayan da hiç mesela annem bilmez hiç okey mi okey oynamaz yani ama bu 7 el çok hızlı bir el yani. 7 el oynadım bitti 10.000 lira. 7 el oynadım bitti 10.000 lira. Bitti bir apart. Abi senin bu paranın kaynağı ne ya? Allah bu mu gelme Allah. Paranın kaynağı senin 5000 lira 10.000 lira apart şeyli olmaz o. Şevki Hoca'nın dediği gibi yani yanına kim gidiyor? Ne bileyim Müge Hanım, herkes her günün dostunun postanı getiriyor. Beyefendi diyor ki olmaz öyle şey diyor. Beyefendi hatta mısınız? Buradayım Müge Hanım. Buyurun, var mı söylemek istediğiniz? Ya ne 20.000 lirasız yani. 20.000 liraya apart değil yani Çankırı'da ev kirası 8.000 lira, 10.000 lira. 20.000 liraya apart kiralık mı olur bu? Kıbrıs'ta adanın ortasında apart mı veriyormuş bu? Ne apartı ya? Sen cevap ver işte adama. Benim boğazımı ağrıyorsun. Sen cevap ver. Ya ne cevap vereyim? Ya yaptığını tanıma kardeşim. Yani ismini ver. Bak beni tanıyorsun sen. Ya hani... boş ver. Sen oradaki yaşamdan bahsediyor beyefendi. Ya sen ben... o soruya cevap ver Ergün Bey. Hocam ben de diyorum ki ben cevap veriyorum. Ben de diyorum ki ha ben bunu yapıyorum. Ha benimle gelmiş gelmemiş. O onun artık hani zaten benimle oturup kalksa zaten bilir. Bilmiyor yani. Şimdi bak. Annem bunu... yazmış diyor ki bunları verirken ha. Yasaklı madde de mi veriyor diyor. Yani 20.000 liranın içinde ne var? Biz merak var, ettik tabii. Yani. Valla Müge Hanım izin efendim. Ben bir Allah'ım bak ben alkol alırım sadece. Ama tutup da uyuşturucu, haplı, hadi kadın bile yazmış. Bir dinle. Ben herhangi bir öyle bir şey kullanmadım da içim dolmaz. Alkol alırım. Hı. Tamam sen satıyor musun yani? Sen yok. Düşmüyorsun da. Yok ben o işte de yok. Adam hani diyor ki 8.000 lira diyor ev kirası diyor Çankırı'da. Valla şimdi nasıl diyeyim Müge Hanım? Hani ne emniyettir? Dur bir tane. Bir sen ne emniyettir ne de bir arkadaşım hani bunu alıyor, satıyor, içiyor diyemez kimse. Ben senin hiç şeyin yok mu? Sabıka kaydın böyle. Var. Şeyden var, fuhuştan var. Yok. Neden var? O da geçmiş cinayetten yine. Cinayetten mi? Nasıl yani? Amcamın işte cılızın, hani cılız diyor ya. He. Evimizin altında cılız var ya, he. 20 sene evvel onun oğlunu öldürdü amcalarım. Hani işin içine biz de girdik o zamanlar. Sen niye girdin amcanın oğlunu? Beni de kattılar amcamın bebeleri. Yani biz de yattık o zaman. Yani her sen taşın altından çıkıyorum evet. Diyor. He? Her taşın altından çıkıyorum diyor. Ya amcanın oğlunu öldürmekten yattı. Evet. Amcanın oğlunu öldürmekten mi cezaevine yattı? Evet. Ne, kaç babamın yattı? Amcasının oğlunun oğlu. Kaç yıl? Ben kaç ya say mı 3 sene mi 4 sene mi hani tam bilmiyorum da beraat ettik yani sonunda. Yattık beraat ettik. E kimmiş katil? Amcamın oğlu çıktı be efendi diye. Ha sen o sonra suçu üstlendi. Yok zaten hep, o zaten bizden öyle girdi. Biz sonradan aldılar bizi. Sizi niye aldılar? İsim vermişler işte böyle. Biz o bizden öyle girdi. Tamam amcanın oğlu mu? Yanında şunlar vardı diye isim mi vermiş? Valla onu bilmiyoruz tam detayını. 4 yıl cezaevine yatıyorsun. Hangi konudan cezaevine yattın detayını bilmiyor musun amcanın? Dediğimi anlamıyorum Müge Hanım. Yani bizi oraya ismi vereni bilmiyoruz. Bir telefonumuz daha mı var? Onu da alalım. Ya bir küçük kız gelmiş beni ziyarete. Onu da alacağım. Şu telefonu alayım bir. Beyefendi günaydın. Günaydın Müge abla. Buyurun, hayırlı yayınlar. Buyurun. Hayır Ramazan'dan. Çok teşekkür ederim. Kartı verin. Buyurun. Müge abla bu Ergül denilen şahıs Çankırı'da 5000, 10.000'lik okey diyor. Hı-hı. 7'den düşmeli diyor. Bizim Çankırı'da Tahıp Sabancı gibi, Ali Koç gibi insanlarımız yok. Çankırı'da oyun oynanır. 12'den düşülür, 14'ten düşülür. 7 diye öyle bir oyun Türkiye genelinde yok. Bir de onun... İlk eşine bir ilk eşi hani diyor ya apart evler falan veriyor. Hı. Ayrıldığı için. Hı.
Ayrıldığı eşi bu emlak ofisi işleriyle uğraşıyordu. Yani dümende emlak ofisi işleri. Erkeklerle beraber olmak için. Ona bir sorar mısınız? Emlak ofisini kim çalıştırıyor? Şu anda ben de hepsi, hani ben ondan kaç sene oldu, ayrılalı 10 sene, hepsi ben de oradayım. Ne diyecektim hocam yani? Ben de diyor, bütün hepsi diyor. Hepsi bende, ben çalıştırıyorum, ben oturuyorum şu anda. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldum, gözün aydın.